Herkese merhabalar. Çok uzun bir aradan sonra Gezginler programını yeniden yayınlamak istedik. Şimdi bu akşam gene geçmişteki heyecanımızı dinlememizle beraber Gül Gökçe, Doğdu ve Barkın Köksal'la beraber bu akşam yeniden konuşmaya başlayacağız. Öncelikle hoş geldiniz Merhaba, hoş buldum. Hello. Belli bir zamandan beri biz bir şeyler yapabilmek için gerçekten çok ciddi uğraşlar veriyoruz ama hem zaman hem de iş süreçlerinden dolayı bir türlü vakit ayıramadık bu duruma. Şimdi bu akşam Gökçe'nin yakın dönemde gittiği İran gerçeğini biraz konuşmak istedik. Gökçe sağ olsun bir zaman ayırdı bize. İran nasıl bir ülke, neler yapıyorlar, neler ediyorlar, görünen ve görünmeyen yüzüyle bu akşam bize Gökçe İran'ı anlatacak ama onun öncesinde bu pandemi sürecinin bir yandan hayatımızdaki yerleriyle ve bize sağladığı güvenle bütün sağlık çalışanlarını kutluyoruz. Bunlardan birisi de Gökçe. O yüzden de Gökçe'ye de bütün sağlık çalışanlarının nezdinde teşekkür ediyoruz. Rica ederim. İnşallah Ne demek, onlar görevimiz. için keyifli bir zaman dilimi olmuştur diye ümit ediyorum. Pandemi sonrasında Gökçe biraz daha hızlı davranarak hemen bir böyle kaçış yaptı. Kaçış yaparken de direkt İran'a kaçış yaptı. Barkın abi de bunu çok sorguladık ama bakalım bize Gökçe neler anlatacak. Ya bir de benim gibi bir Latin Amerika tutkunu. Evet yani. Bir Ne de alaka? söylesin Barkın. Gökçe biliyorsunuz çok çılgın bir kadın bu anlamda. Böyle dünyada kimsenin böyle kolay kolay gitmeyi düşünmediği yerlere gitmeyi çok seviyor. Şimdi bu akşam onları dinleyeceğiz ama bu zaman diliminde yani yayın yapmadığımız zaman diliminde neler yaptılar diye aslında merak ediyorum. Ben sosyal hayatımın hepsiyle görüşüyorum sağ olsunlar. Önce tabii evimizin çiçeği Gökçemizden dinleyeyim. Neler yaptın Gökçe sen? Neler yaptım? Yani seyahat dönemi mi, seyahatten öncesi döneminden mi Hepsi. başlıyor? Bu Hepsinden dönemlerde mi başlıyor? diyorum. Evet. Neler yaptım? Aslında gerçekten yani herkes gibi ben de çok bunaldım. Pandemi 2 yıl sürdü ve ben bunun bu kadar süreceğini tahmin etmiştim baştan. Söylediğimde de herkes yani uyduruyorsun, atıyorsun falan demişti. İnşallah yani artık şey ışığı görmeye başladık. Hepimiz bu yolda zaferle şey yapacağız yani sonuçlandıracağız diye düşünüyorum. Yani ben de biraz değişik bir ülke arayışına girdim açıkçası. Zaten pandeminin ilk yıllarını gezemedim, seyahat hiç edemedim. Hatta yeşil pasaportumu yeni almıştım. Böyle tam Avrupa'yı bitireceğim, Avrupa Fatih olacağım derken böyle elimde pasaportla kala kaldım. Pandemi patladı. Sağlık olsun tabii, hayattayız yani, Evet, en önemli kesinlikle. şey bu. Ondan sonra da işte pandemi süreci, hastane, yoğunluk, koşturmaca derken böyle bir yılı atlattık. Sonrasında da seyahat etme şeyine başladık yani yavaş yavaş birazcık daha esnedi olaylar. Ben bu yıl Ekvator'a gittim aslında. Aslında o konuyu konuşmamız gerekiyor. Bugün Aa, İran konuşuyoruz. boş veriyorsun. Onu da ayrı konuşuruz tabii. Yani benim hayatım boyunca en çok gitmek istediğim ülkeydi. Çocukluğumdan beri Ekvator, Galapagos. Yani yanında da bir de Kolombiya'yı falan da gördüm. Ucundan öyle diyeyim. Ondan sonra bir arkadaşım yani seyahatte tanıştığım bir arkadaşım bir ay sonra Gökçe İran turu var hani düşünür müsün falan dedi. Ben de yani İran'la ilgili açıkçası nahoş böyle yani çok şey bir fikrim yoktu yani. Hani gitme tutkunluğu hani böyle bir merak falan da yoktu. Sadece çocukluğumdan kalma bir şey vardı. Mayeni'nin cenaze töreni. O bende böyle bir film şeridi gibi bir şey yani. Hani böyle nasıl diyeyim size bir rüya görürsünüz de aklınızda böyle bir şey kalır ya hani. Ne olduğunu da anlam veremezsiniz. Yani çocuktum çünkü akılda kalacak bir şey, olay değil benim için ama o beni demek ki yani subliminal olarak etkilemiş. Yani o ülkeyle ilgili hani bir fikir vermiş bana ki hani düşündüm yani aslında kapalı bir kutu hani gidebilirim. Daha önceki erteleme sebeplerim hep dayatmaları yüzünden gitmedim hani. Daha önce merak ettim tabii ama hani kafayı kapatma zorunluluğu, işte iner inmez uçaktan yok şöyle zorlukları var. Şöyle yaptırımları var, şunu yapamazsınız falan tarzında şeyler olunca yani ben de dedim yani bir ülkeyi ziyarete gidiyorum, yaptırım uyguluyorlar. Niye gideyim ki dedim. Başka bir sürü gezilecek ülke var diye düşündüm. Ondan sonra yok işte o kadar yaptırım yapmıyorlar. Hani denildiği gibi değil falan dediler. Hadi tamam dedim. Arkadaşım ikna etti beni. Ve ben Ekvator'dan sonra çok keskin yani arada kontrastın olduğu İran hani seyahatine başladım, gittim.
İran'a giderkenki süreç bile ilginç aslında. Yani havaalanına gidiyorsunuz, normal şu an pozisyonumda böyle bir sıkıntı yok yani. Tişörtle ya da neyse o şekilde. Ben hani korktum, uçağa biner binmez acaba kafamı kapatsam mı, kendimi umyalasam mı, ne yapayım, hani hiçbir şey bilmiyorum, bana kızarlar mı falan, bir sürü kafamda soru işareti oluştu zaten o anda. Uçağa bindik. Uçak İran'ın kendi hava yollarının uçağıydı zaten. Direkt uçağa biner binmez Dur bekle. İran'ı hem anlatmaya başlama henüz daha. tamam. Ekvator meselesini bir sonrakinde muhakkak konuşalım. Orada da Tabii. hani bir sürü bilmediğimiz şeyler var. Hatta Barkın abiye hemen şimdi sözü vereyim. Bu arada Barkın abi biz Ekvator'a gittiğini bilmiyorduk değil mi farkındaysan? Biliyordum, biliyordum. Vay Yanında ben o ne evlat olmuşum ben. kertenkele gibi garip grup hayvanlarla resimler paylaştı. Zaten başka bir şey Galapagos, Galapagos kertenkelesi midir? Nedir ismi? yok. Evet, evet abi Ondan doğru. sonra onları görmüştüm, biliyordum. Yani hemen anlatmaya başladı heyecanlı. Biz de benim esasında planlarımın içinde var İran. Şöyle var, Urumiye'de bir karı koca tanıştım. İlle gel, ille gel, işte Hakkari Yüksekova'dan çok kolay geçiş falan dedi. Biraz İran'ı araştırmaya başlamışken çok da yakın bir zamanda Gökçen'in resimlerini gördüm. Çok iyi oldu, bu akşam da anlatacağı için çok sevinçliyim. Tabii onu biraz böyle ibadethaneler içinde böyle bir başörtüsüyle falan görünce hoppala Büyük bir oldum. hayal kırıklığı. Yok, hayal kırıklığı değil, çok güzel. Doğru yolu bulmuş, Evet. hidayete ermiş. İmana geldim orada. Çok çok şükür. Yani bir de kırmızı saçlarıyla, koca gözlükleriyle falan böyle şıkırtılı kıyafetleriyle eyvah ne yapar falan diye biraz sağlığından, güvenliğinden korktum. Yok yok abi, sağlam geldim, bir şey gelmeden başım. Yani çok 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 iyi etmiş, çok güzel olmuş, çok güzel olmuş. Evet. Tamam, harika. Şimdi ben Biraz geriye yaslanarak konuş Gökçe'cim. Gözlüklerinde ışık parlıyor. Ekran, evet, camda gözüküyor o yuvarlak ışıklar. Güzelliğini kapatmasın. ay, 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 O işin bilmiyorum ya. Gözlük takmanın cilveleri için. Yok, camda parlamasın diye. Yoksa ilk bir anda böyle seni görür görmez, uzun zamandır da görmedim. Bir an Evet. böyle ışığından mı gözlerim kamaştı dedim ama meğersem yansımaymış. Evet, yansıma maalesef. Evet efendim, şimdi Gül Gökçe'den şimdi İran'ı dinlemeye başlayacağız. Aralarda biz Gökçe'mize bazı sorular soracağız. Merak ettiğim şeyler var çünkü çok güzel fotoğraflar hazırladı sizin için sunumda. Ben şimdi ufak ufak minikten Gökçe'ye sözü vereceğim ama sizin de katkıda bulunmak istediğiniz sorularınız varsa Çetenk kanalından ve yayında olduğumuz Facebook ve YouTube ve Twitter kanallarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Sorularınızı elimizden geldiğince biz de sormaya çalışırız Gökçe'ye. Yalnız şunu biliyorum, Gökçe gerçekten İran'da görünen yüzü ve görünmeyen yüzünü ciddi anlamda bir kontrol etti, check etti yani. Neler var, neler yok. Aslında bizim genelde bildiğimiz ya da bilmediğimiz şeylerin bir karşılığı var. Gökçe'yle sohbetimiz esnasında İran'la ilgili bazı şeyler anlattı bize. Anlattıklarını gerçekten şaşırdığımız şeyler vardı. Özellikle kültürünün değişmesi, yöneticileriyle beraber ülkenin değişimi, çok ciddi şeyler var. Şimdi ben hemen Gökçe'mize sözü bırakıp kenara çekilip Yine gözlüklerim. başlayacağız. Gökçe, ne zaman istersen ben sunumu ekrana verebilirim. Sen istersen Tamam. yaptıktan sonra ben sunumu verebilirim, nasıl istiyorsan. Sunumu vermeden önce şu uçaktaki seyahatimi bir anlatmak Evet. istiyorum. Nasıl insanlar? Şimdi İran halkını ilk uçakta hani tanıdım. Çünkü hostesleri var, işte kabin görevlileri var. Hani onlar sonuçta İranlı insanlar. Kıyafetlerine falan dikkat ettim. Hani nasıl giyiyorlar falan. Çok böyle hani şeyler, şıklar. Hani aynı bizdeki gibi. Böyle en güzellerini seçmişler hatta, hani hostes Ben yapmış. kaçırmış olabilirim. İran Hava Yolları mı? İran Hava Öyle Yolları, değil. evet. İran'ın kendi hava yolundan bahsediyorum ve içindekiler Tamam. İran. Bunların çoğu
aslında Azeri kökenli, yani Türkçe de biliyorlar biraz, hani mesela bizim dilimizi anlayabiliyorlar ya da biz onları az buçuk anlayabiliyoruz, yani sıkıntı olmuyor konuda. Bizim kafileden biri baygınlık geçirdi, böyle tansiyonu falan düştü kızcağız. Hemen şey yaptılar, hepsi böyle pervane oldular, yani saatlerce uğraştılar tedavi etmek için, yardımcı olmak için. Yani şeyler, gerçekten yardımseverler ve böyle işlerini en profesyonel şekilde yapmaya çalışıyorlar. Hani böyle baştan savma değillerdi kesinlikle. Hava yolundan çok memnun kaldım. Yani gerek yemekleri olsun. Yani İran hava yollarını tavsiye ediyorum İran'a giderken. Günün rahatlığıyla yani o hava yolunu kullanabilirsiniz. Bir de şey çok dikkatimi çekti. Kendilerine ait propaganda videoları var böyle. Daha hava, uçağın içindeyken size veriyorlar onu. Hani çok ilginç geldi bana gerçekten, böyle İran diye bir müzikleri var, şarkıları. O şarkı eşliğinde böyle hani milliyetçi ve şey, bir böyle bir slide tarzında bir video karşılıyor size uçağa bindiğinizde. İnerken de çalıyor yine aynı o tarz bir müzik. Yani uçaktan indim, bayağı bir böyle dedim ki hakikaten böyle herhalde Kuzey Kore gibi bir ülkeye ayak bastım diye düşündüm ben ilk başta. Bu sefer yani uçağın içindeyken tabii şeyi söylemeyi unuttum. Hemen inmeden önce şey yapmanız gerekiyor. Kadınların tabii ne yapması gerekiyor? Kapanması gerekiyor tamamen. Ben umaca gibi kapandım. Bir baktım benim kadar kapanan bir insan yok. En kapalı olan benim yani uçaktaki. Allah Allah dedim, acaba bende bir şey var falan. Bana daha önce şey demişlerdi. Uçakta anons yapılıyor. Hani inmeden önce işte kapanmak gerekiyor. Şu şekilde kapanacaksınız falan. Hiç alakası yok. Öyle bir anons falan yapılmadı. Yani tamamen sizin yapmanız gerektiğini biliyorlar, yani düşünüyorlar. O şekilde oldu ben de. Havaalanına indim. Ufak bir havaalanıydı Tahran'ın. Bu şey siyasi ve şey olaylara da çok tanıklık etmiş önemli bir havaalanı. Tahran'ın merkezindeki havaalanına. Ama ufak, yani çok büyük bir yer değil. İndikten sonra gayet normal, hani ben diyorum hiçbir atraksiyon yok, bir sıkıntı yok. Ondan sonra işte otelimize gittik şehir merkezinde. Tahran, İran'da en yani şaşırdığım şehirlerden biri gerçekten. İnanılmaz, yani şehir biz İstanbul'a benziyor. Hani hatta bazı yerleri Mahmut Paşa'ya falan da benziyor, ama şöyle diyeyim. Yani halkı ve kadınları falan çok modern. Yani giyimleri, kuşamları, davranış şekilleri, böyle jestleri falan, hani ben biraz böyle arabik bir toplum bekliyordum yani. Anlatabildim mi bilmiyorum nasıl ifade edilir, ama yani daha Fransızvari, hani böyle bir özentilik bir şey var, merak var özellikle genç kesimde falan böyle. Yani bu beni şaşırttı açıkçası. Hani dedim farklılar, yani ben hiç böyle beklemiyordum. Ve şeyler, insanları da çok yardımsever, bir yol sorduğunuzda hemen cevap veriyorlar, yardım ediyorlar. Gerekirse kendileri götürüyor yani, sizi oraya kadar bırakıyor falan. Hani güzel insanlar gerçekten. Bana buraya kadar sormak istediğiniz bir şey var mı Tahran? Yani şöyle bir şey var. Tahran'da daha çok etnik kitle karışık mı? Yoksa herkes lokal oralı mı gözüktü senin gözüne? Yani benim gözüme gözüken şu, bana denk gelenlerin neredeyse çoğu Azeri kökenliydi. Çok şaşırdım ben. Yani zaten şöyle bir gerçek de var. İnsanlar İran'ın Arapça konuştuğunu falan zannediyor. Bana şey sordular işte, sen Arapça biliyor musun, nasıl anlaştın falan. Arapça konuşmuyorlar, Farsça konuşuyorlar. Farsça Ve ve Fransızca. Azeri dili kullanıyorlar. Yani mesela Azerice de konuşuyorlar. Hem Farsça hem Azerice konuşuyorlar. Siz mesela Türkçe bir şey yanınızdakiyle konuşuyorsunuz ya, sohbet ediyorsunuz. Yoldan geçiyor diyorum, aa siz Türk müsünüz falan diyor böyle direkt. Türkçe de konuşuyorlar bu arada çok. Türkçe de biliyorlar yani, Azeri dilinin dışında. Öyle değil. Peki Tahran'da çalışma hayatı ya da gün ne zaman başlayıp ne zaman bitiyor? Ya bizdeki gibi ben yani tabii çok fazla gözlemleyecek kadar Tahran'da kalmadım, ama muhtemelen bizdeki gibi yani sabah mesaisi aynı bizde nasılsa onlarda da aynı şekilde başlıyor. Yani bir Latin Amerika onlar da hani öğlen siesta kapatıyoruz falan oluyor. Sadece şöyle önemli bir husus var, o dikkatimi çekti. Mesela namaz saatleri, işte ezan saatleri ya da önemli dini saatlerde dini görevlerini yerlerine getirecekleri zaman bütün dükkanları kapatıyorlar. Dükkanı kapatıp şeye gidiyorlar, namaza ya da işte her neyse dini ibadetlerini yapıyorlar. Ve yasak aslında çalıştırmak da bu şekilde. Çünkü şeriatla yönetilen bir ülke.
her ne kadar esnetilmiş halini görsek de günümüzde arka planda şeriatla yönetiliyor tabii. Anladım. Öyle Peki. diyebilirim. Yani Berkin abi ben hep soruyorum ama sana fırsat vermiyoruzmuş gibi oldum. İstersen sen bir. Yok yok, yok. Merakla ve zevkle dinliyorum. Devam et Gökçeciğim. Peki. Yani şimdi Tahran, saat farkımız var mı bu arada? Ya Bir saat. Bir saat ama şeyi unuttum şu an. İleri miydi, geri miydi? Kafam orada şu an gitti ama Tamam, bir peki. saat farkımız var. Bir saat. Tamam. Mesela diyelim ki şöyle Kıbrıs'ta da bir saat farkımız var hatırladığım kadarıyla. Geriyiz hatta biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gittiğimizde geriyiz bir saat. Şimdi saat farkından dolayı insanların çalışma düzenleri ve şeyleri değişiyor ya. Sen oraya gittiğinde bu zaman farkını hiç hissettin mi? Jet lag olmaz tabii ki ama Yok, hiçbir oradaki şey hissetmedim. Yok. peki şey var. Gün bitişi nasıl sence? Hayat yavaş mıydı? Yani mesela Karadeniz'de ya da Güneydoğu'ya gittiğinde İstanbul'da yaşayan insanlar için özellikle zaman biraz daha yavaş akar ya. Zaman dilimi aynıdır ama zaman biraz daha yavaş akar. Orada ne hissettin? Zamanı tüketimi sence nasıldı? Ya İran'da çarşı kültürü inanılmaz gelişmiş. Yani insanlar çarşı pazarı gece gündüz geziyorlar. Gecenin bir vaktine kadar yer açık. Hani bizdeki gibi değil. Hani kapanmıyor yani. Tabii orada hani böyle bar tarzı, gece kulübü, disko tarzı şey olmadığı için zaten dans etmek kadınlara yasak. Erkekleri değil bu arada. Onu anlatırım sonra da. Yani o tarz eğlence mekanları açık olmadığı için çarşı ve pazara yönelmişler. İnanılmaz çarşılar, pazarlar var. Her şehrin merkezinde bizdeki gibi kapalı çarşıları var ve labirent şeklinde kayboluyorsunuz. Yani birine sormadan yolu bulmanız mümkün değil. O kadar büyük. O şekilde sürekli sokaklarda insanlar alışveriş yaparken görüyorsunuz. Kahveler çok moda onlarda. Kahve içme, çay işte. Yani daha çok kahve tüketmeyi seviyorlar. Çay da tüketiyorlar. Çayı da meşhur bu arada. Hani ben aldım, güzeldi gerçekten. Yani o tarz mekanlar çok açık oluyor. Gençler zaten öyle mekanlarda oturuyor, muhabbet ediyor işte. Hani bizde de gençler böyle gezerler ya hani üniversitelerin parklarında olsun. Hani onun gibi parklar, ormanlık böyle gezme alanları falan o tarz yerleri çok değerlendiriyorlar. Kısıtlı zaten. İran'ın geneli dağlık ve çöl olduğu için yani genel olarak baktığımızda bahçe çok yapmışlar. Her yerde bahçe var, tarihi bahçeleri var. Oralarda geziyorlar. Anladım. Yani enteresan bir yer. Peki vize durumu var mı İran'a bizim? İran'a ben direkt gittim. Yani tur şirketiyle zaten Gitmiş olabilirsin ajansıyla. belki. Yeşil pasaportun olduğu için. Evet. Evet yani ben yeşil pasaportla gittim açıkçası. Annem de vize almadı. Annem de geldi. O normal pasaportunu kullandı. Yok yani hani o şekilde. Çünkü hani tur şirketi ayarlıyor bizde vize işlemlerini falan. Herhangi bir vize talep edilmedi bizden ama değişiyor sürekli oranın bir de şeyi değişebiliyor. Yani şu an talep eder mi etmez mi o konuda bir fikrim yok şu an. Ülkenin tutumu biraz siyasi iktidarlardaki yaşanan durumlara göre değişebiliyor tüm dünyada. Evet. Özellikle ambargo yiyen bir ülke olmasından dolayı benim bildiğim kadarıyla şey yapıyor. Bu şekilde bazı değişimler var. Barkın abi bunları çok daha yakından takip ettiği için çok daha iyi bilir bu süreçleri. Yok, benim sadece kafamda ikiniz de tanırsınız. Buradan selam olsun. Oktar abimiz vardır. Oktar Asoğlu profesör. Evet. Sanırım biri Tebriz'e gitmişti. Aklımda öyle bir şey var. Çok methetmişti. Muhakkak görün diye. Biraz esasında İran'a ilgim oradan başlıyor. Beni biraz tetiklemişti. Yıllar yıllar evvel bir konuşmaya davetli doktor abi. Barkın gör orayı demişti. Yani İran hakkında esasında biraz slaytlarını bekliyorum sevgili Gökçe'nin. Çünkü Ne kadar merak ediyorum. istersin? Görsel şeyler merak ediyorum. Ne dersin? Başlayalım mı şeylere? Ya Tamam. Tabii. o arada lütfen bize o inanılmaz keyifli hikayelerini anlat. Tabii. Gerçekten çok merak ediyoruz onları da. İçlerinde var zaten fotoğrafların. Tamam Anlatacağım harika. inşallah. Şimdi senin yönlendirmene istinaden ben ilerliyor olacağım. Tamam. Evet, ben bu fotoğrafı bugün buldum aslında. Çok hoşuma gitti gerçekten. Bu kontrastın nasıl geçişin ne kadar acımasız bir geçiş olduğunu anlatan bir fotoğraf. Bu Pehlevi zamanları sanıyorum. Evet. Evet, 70'ler İran bir 70'ler olabilir.
Ben yetiştim, o yaşarken yetiştim. Hanımı da bütün kadınlar örnek alırdı onu. Farah Tibay'ı. Bu dönemlerine yetiştim İran'ın. Evet abi. Yani burada görüyorsunuz işte bunlar muhtemelen üniversite öğrencisi olabilir. Bahçede ders çalışıyorlar, muhabbet ediyorlar falan. Yani İran bu şekilde bir ülkeymiş yani. Eskiden hani annem çocukken bana da anlatırdı. Hani son derece modern işte giyimler, kıyafetler böyle daha çok İngiliz, Fransız hani dönemi gibi hani modern giyimin olduğu bir zamandan bir anda Molla'nın hani hakim olmasıyla keskin bir hatla işte çarşaf, kara çarşaf bu sert dönemini anlatıyorum tabii şu anki dönem değil. Hani insanların yüzlerine kezzap atıldığı bir döneme geçişin öncesi. Yani Kaç kıyametten yılında öncesi. geçirmiş? 80'lerde galiba değil mi? Humeyni geldi. 79'da 79, 80. darbe devrim oluyor. Yani Devrim. tam geçişin olduğu öyle biliyorum. Evet, 1979 bir galiba. belgeselini izlemiştim. Pehlevi'den Humeyni'ye diye. Evet abi. Yakın zamanda izledim. Yani aslında değişim ve dönüşüm oluşurken maalesef bazen çok ciddi hasarlar bırakabiliyor. Hem ülkede hem ülkede yaşayan insanlarda. İran'da bu değişim biraz daha yoğun ve fazla olmuş o dönem içerisinde. Senin anlattığın kadarıyla da sonrasında farklılaşarak biraz daha modern diye tanımlayabileceğiniz bir kavrama ulaşmış gibi Hepçe. Onu da değineceğim birazdan. Aslında yani şöyle halkın talebi ve isteği o şekilde yoksa yönetim asla yani yine ellerinde o güç olsa çünkü halk çoğunluk artık şu an. Yani istememe çoğunluğu fazla olduğu için böyle. Bu insanlar şah dönemini sevmemişler yani istememişler. Halk fakirlik çekmiş. Şah da inanılmaz zengin. Hani har vurup harman savurunca hani şey yapmışlar yani gitsin diye isyan etmişler. Ama sonra işte giden geleni aratır pozisyonuna düşmüşler maalesef. Yani hiçbir yönetici yani şey doğru düzgün neden hani böyle tam anlamıyla bir şey yapamıyor ben anlamış değilim. Gerçekten çok üzücü. Yani bu halk bu insanlar bunu hak etmediğini düşünüyorum ben. Kamu binalarını basıp bu kadınların kafasını yüzünü tamamen mumya gibi sardıklarını biliyorum ben mesela anlatılan şeyler. Yani ya düşünsenize siz çalışıyorsunuz bir yerde. Birileri geliyor devrim muhafızı diye ve size orada mumyalıyorlar bir anda. Neye uğradığınızı şaşırıyorsunuz. Yani çok saçma yani gerçekten. Hadi Nasıl alışılır? gezdir, hadi gezdir. Hadi gezdir. Hemen geçelim. Burası neresi Gökçe? Burası Avyanay diye bir köy. Yani şöyle diyeyim. Buraya biz aslında turla gitmeyecektik. Yani tur şöyle dedi. Hava çok soğuk buraya gitmeyelim falan filan dedi böyle. Hani birazcık iş güzellik bir durum oldu. Biz diretince tamam dediler. Otobüsü kırdılar. Bayağı böyle Esfahan sanırım tam yani yanlış hatırlamayayım da şehrinin bayağı 70 kilometre uzaklıkta bir köy burası. Antik bir köy. Yani çok eski. 2000 yıllık neredeyse belki de. Yani o binalar falan hani Mardin evleri vardır ya eski. Buranın Mardin evleri de burası yani İran'ın. Öyle diyeyim. Burası İşte aynı bölge burada galiba, değil mi? efendim Burası aynı bölge, bu ikinci fotoğraf. aynı bölge evet. Yani böyle kiremit tarzı evlerin olduğu, labirent gibi sokakların olduğu işte ilginç bir kasaba ve kendine has böyle öz köylüleri var buranın. Daha yani hepsi mesela aynı kıyafet falan giyiyor aynı. Tabii ben onların fotoğrafını çekmedim şimdi hani İran olduğu için söz konusu pek hoşlanmıyorlar o tarz şeylerden. Bir de bunlar çok yerli köylüler. Böyle değişik bir köydü. Ben yani iyi ki de gitmişiz yani diretip de. Gerçekten çok hoşuma gitti. Fotoğraf çekmek için falan inanılmaz güzel bir yer. Bunlar Ama planım. ekstra tur, ücretli turlar mı bunlar Yo Gökçe? yo yo içine dahildi ama yol yani yolun güzel yan gideceğimiz şehre çok hani ters düşecekti ve hani uzaklığı fazla ve çok soğuk bir mevsimde de gittiğimiz için öyle bir teklifte bulundular. Hani direkt günümüzü diğer yerde işte fazla geçirelim falan filan dediler de biz direttik yani burası çünkü şey yani tarihi bir köy. Ve İran'a gidildiğinde mutlaka görünmesi gereken bir yer. Hani o yüzden güzeldi. Ben çok beğendim. Yani, ama soğuk mevsimde gitmeyin. Donarsınız. Ama karlı mevsimde de şöyle bir güzelliği var. O çatılar kar oluyor falan. Böyle sanki bir kremalı bisküvi gibi falan görünüyor o evler falan. Sevimli yani. Şey, iklimi nasıl? Türkiye gibi mi ya da İstanbul gibi mi?
Yani bence yani ben tabii kış mevsim gittim. Şimdi bütün mevsimlerini gözlemleyemediğim için bir şey söyleyemeyeceğim bu konuda ama kışı çok sert. Yani sert, soğuk. Okay. Bayağı donduruyor. Tamam. Burası Bu, neresi? burası da Yezd şehri. Buralarda tarihi şehirler ve hani İran'ın şeyleri çok güzel gerçekten. Şimdi siz Sokak. Tahran'da uçaktan iner inmez hemen otobüse binip yallah yola mı koyuldunuz? Evet. Ha yok hayır. Otele gittik işte ilk. Tahran'da otele gittik. Bir gece Şehrin kaldınız. merkezi. Bir gece Ha. kaldınız. Evet. Evet. Ondan sonra işte gezmeye başladık sıra sıra işte bütün şehirlere. Ondan sonra Baba. da böyle bir yuvarlak çizerek tekrar Tahran'a gelip İstanbul'a gittik abi. Kaç gündü bu tur? Bu yaklaşık yani yanlış hatırlamıyorsam 11 gün falandı. 11 günde evet. Uzundu yani güzeldi. Tavsiye ediyorum. Bir ara ismini verir mi istiyorsunuz? Minimum Gerçi kaç bu gün yolda lazım Gökçe? bu duvardaki artistik pozlar nedir böyle bu manken pozları falan böyle ayak Evet. önde? Ya bir şey söyleyeceğim. Cesaret aldım işte. Baktım kimse bir şey demiyor. Sen evinden öğrenmişsin sen Ama böyle hayır evde böyle böyle pozları pozu var mı? Aa, ben evde hiç böyle pozunu görmedim ya abi. evin verir. Orada Ayak var mı? önde falan böyle koşuyor gibi. Valla ya çok gaza geliyor insan. Ya şu mekanların güzelliğine bakın ama gerçekten Çok güzel. güzel. Yani fotoğraf çekmek için İran muhteşem bir ülke. Muhtemelen Fotoğraflar da çok güzel. Telefonun mu bu? Makine mi? telefon, cep telefonunu çektim. Herkes çok bayılıyor. Hangi şeyle çekiyorsun falan diye soruyorlar. Yani cep Senin ama telefonu. genelde fotoğrafların çok güzel oluyor. Ben Fatih'e de söylüyorum. Acaba fotoğraf makinesiyle çekip bilgisayardan mı atıyor sonra maille falan kendine falan Var, diye? o da var. Nikon'la çekiyorum. Nikon'la çekiyorum. Onunla da atıyorum tabii de. Bunu uğraşmadım. İran'a hani ağır bir şeye götürmek istemedim bu Çok sefer de. güzel, çok güzel, çok güzel. Evet. Bu arada Güzel yerler. yoldayken bunun üzerine bayağı bir konuştuk, öyle söyleyeyim Gökçe, Ankara dönüşünde. Acaba kamerayla mı çekiyor, fotoğraf makinesiyle mi çekiyor, cep telefonuna özel bir aparat mı kullanıyor falan filan diye bayağı bir kulağını çınlattık, öyle söyleyeyim sana. Gerçekten çok güzel pozlar. Işığı tabii doğru yönden, doğru açıdan almak da çok önemli. Bu çok güzel Tabii ki. deneyim. Peki burada şimdi mesela soldaki şeyde, görüntüde sen aynı zamanda orada tabak çanak da var. Yani kültür aynı zamanda bir yandan da seramik, mozaik kültürü çok ciddi anlamda Var. ilerlemiş gibi gözüküyor. Tabii. Ya aslında kültür olarak bize benziyorlar. Bizde de öyle değil midir? Hani Kapadokya'ya bir yere gidersiniz, çanak, çömlek bilmem ne. Hani bizde de vardır. Halı, mesela halı yani. İran deyince zaten direkt halı. Size bir şey söyleyeyim mi? Halı almamak için kendimizi zor zapt ettik orada. Yani o kadar güzel ve o kadar uygun fiyatlı ki inanamazsınız gerçekten. İpek halılar böyle ve böyle lüks mağazalarda satılıyor. Yani alelade yerde falan değil. Ama getirmenin bir limiti ve şeyi varmış galiba. Onu biz bildiğimiz için hani riske girip almadık. Yüz Gümrükten bin dolar geçiremiyoruz. civarından falan herhalde bahsettin şöyle. Efendim? 100.000 dolar falan ya. Yani. Senin için çerez parası olduğu için. Yok o kadar pahalı değil hayır ya. Böyle orta yol ufak hani tefek halılar olur ya böyle kilim gibi de değil de tabii. Hani Aha. onlar mesela her bütçede alınabilecek var yani o kadar pahalı değil yani. Mesela 150 dolara bile halı vardı şeyde. Kilim tarzı ama böyle elle işlemeli Pers şeyini anlatıyor. Mitolojisini anlatan. Anneme dedim nasıl almazsın? Şimdi malum İran, Persler oyun dünyasında bile çok ciddi yer alıyor. Yani biliyorsun Age of Empires'ta Evet. Perslerle savaşan herhangi bir şey, kavim, ülke genelde Persler inemezdi. O fillerle çünkü saldırırlardı ve onlara karşı bir savunma üretilemez. O yüzden de Pers topluluğunun o mitolojisiyle beraber aslında oyun kültürüne de yansıtılmış olduğu bir sürü bir şey var. Bir yandan dijital dünyada da İranlı hackerlar, İran'daki özellikle nükleer enerji tarafındaki çalışmalarıyla da İran çok ciddi anlamda tüm dünyanın gözü üzerinde olan bir ülke. O Evet. yüzden dolayı biraz daha kapalı ve biraz daha Abi şey zaten şöyle bekliyorlar. bir şey söyleyeyim size. Zaten İran'ın kötü imajı aslında dışarıdan kaynaklı bir kötü imajı var İran'ın. Ya. Yani evet yani İran'ı özellikle böyle asimile şey yani o kültürü böyle sanki yokmuş gibi hani sadece yobazlığın olduğu bir ülkeymiş gibi gösterme çabası daha çok dışarıdan işte Amerika'nın Batı falan yapmış kültüründen. oldu. Efendim? Batı kültüründen.
Batı kültürünün yapmış olduğu bir şey. Çok doğal zenginliği var. Doğal gaz zaten fışkırıyor. Biz mesela öyle bir otellere giriyoruz, açıyorlar ki doğal gazı. Hani yanıyorsunuz böyle artık fena. Nereye harcayacaklarını bilemiyorlar. Yani o boyutta insanlar hani. O yüzden çok kötülüyorlar ve kötü yansıtıldığını düşünüyorum. Fazla kötü yansıtılıyor. Haydi devam et. Evet. Şöyle. Devam edebiliriz. Ha, bakın burada ne yazıyor? Bu nerede kaldığımız İspan'da değil de Kaşan'da olabilir. Kaldığımız bir otelin yani tahmin ediyorum. Çıkarken ki böyle bir tabelası burada yani bunun gibi tabelalar her yerde var. Tahran'da da görürsünüz her yerde var. Kadınlara yönelik bir tabela bu. Kafanızı kapatmayı unutmayın. Çıktığınızda çıkarken dikkat edin hani burada. Bu biraz sempatik hani böyle bazen direkt hani kafanızı kapatın tarzında olanları da var bunların da. Burada şirin hani otel olduğu için naif bir şekilde uyarıyorlar. Kapanma olayını anlatayım. Çünkü çok merak eden insanlar var. Bir önemli bir konu. İsterseniz 2 dakika şuna bir değineyim hemen. Çünkü soruyorlar hani nasıl kapanmak gerekiyor? Çok mu ağır kapanmak gerekiyor? Limiti ne? Renkli giyinilebilir mi falan? Şöyle bir özet geçeyim. Şimdi kafanıza bir şey kondurmanız yeterli. Öyle diyeyim. Yani şöyle herhangi bir örtüyü şuraya bir iğneleyin. Yani kafanızın %90'ı görünsün. Hiç problem yok. Asla bir şey. Genel olarak çünkü hani saçının teli bile gözükmeyecek derler ya, halbuki burada saçının önü sağa solu gözüküyor. Yok işte beni görüyorsunuz ki bu benim en kapalı halim. Yani millet benden çok daha açık İranlı olup da. Yani Böyle. çok Arap mantığı gibi şey değil herhalde. Çok o Yok. ısıtma var. Çok güzel bir noktaya parmak bastın. Araplaşmaktan nefret ediyorlar. Net söylüyorum size. Yani mesela selamun aleyküm dedim ben bir şeye orada esnafa. Bana bön bön baktı böyle. Hani sanki küfür etmiş gibi. Ciddi söylüyorum. Ve bana İngilizce olarak you're welcome falan yaptı böyle. Hani rica ederim falan dedi. Ya. Ben şoka girdim. Yani dedim ki Allah Allah dedim, niye hoşuna gitmedi? Hoşuna gitmesi gerekir. Sonra öğrendim ki halk sevmiyormuş hani öyle Arapça falan. Yani hatta Arapça kimliği yapışmış ya hani parça konuşuyorlar. Aslında Arap değiller falan. Asla kabul etmiyorlar yani. Tabii Biz de tabii. tam tersi. Biz de tam tersi her şeylerini işte oryantalini, müziğini falan almaya çalışıyoruz ya onlar böyle böyle itiyor yani. Öyle değil. Benim İran'da görüp gözlemleyip en şaşırdığım şey oryantal bir millet değiller. Yani oynayış şarkı şeyleri bile öyle değil. Oynama şekilleri bile falan bile öyle değil yani. İlginç gerçekten. Neyse kapanma konusunda son bir kez işte yani bir de tayt giyilebilir mi falan pantolon nasıl giyilir? Ya üzerinize bir tunik giyerseniz hani o kalçanız falan görünmediği sürece herhangi bir problem yok dediler bize ama ben öyle kadınlar gördüm ki yani aynı bizdeki gibi işte daracık tayt giyip dolaşıp üstünde normal bluz olan insanlar da gördüm yani. Yani esnekler o konuda. Emin olabilirsiniz o öyle bir çok dayatma yok ama illa kafanızın üstünde bir şey olacak onu söyledim yani. O Enteresan şekilde. bir deneyim Evet. oldu. Burası hangi çöle gittiniz burada? Bunu çok Bu beğenmiştim. Bu fotoğrafı çok beğendim. Renkler. evet. Bu yeni paylaştım ben bunu Bunu yeni Instagram'da. paylaştım. Buna bayıldım. Bu Teşekkür ederim harikaydı. abi. Bu yine benim güzel cep telefonumla çektiğim ama böyle hani en marka pahalı olan değil. Hani anladınız siz o markayı. O değil yani. Çektiğim fotoğraf benim. Anladık. Evet. Elma değil, armut. Varzane, İran'ın meşhur bir bölgesi çölü. Bayağı büyük, geniş bir alan ve şey hani ben çok çöl gördüğüm için tabii hani açıkçası beni çok böyle yani etkiledi de hani inanılmaz etkilemedi öyle diyeyim. Yani Peru'daki Paracas çölüne benziyor. Hemen hemen aynı. Güzel çöl yani hani böyle çöl hiç görmemiş o insanlar hani İran'a gittiklerinde böyle bir çöl deneyimi de yaşar. Hani orada mesela kaykayla çölden hani böyle sanki karda kayıyormuşsunuz gibi o tarz aktiviteler falan yapılıyor genelde. İşte arazi araçlarıyla falan gezilebiliyor. O tarz aktivitelerin yapıldığı. Biz şey çok keyifliydi. Biz akşam burada şey yaptık. Böyle piknik çölde. O gerçekten güzel oluyor. Yani gün batımında falan böyle Yoksa ben ortam. sana hemen lafını keseceğim ama şey soracağım. Mesela internet sitelerini araştırırken ya da YouTube'da bazı videolar seyrederken özellikle İran veya çöl şey yapanlarda, orada küçük küçük otelciklerden böyle kum fırtınalarından korunaklı ama aynı zamanda dışarıyı da seyredebildiğin kübik
minik otelciklerden ya da Airbnb türevi evlerden, kiralanmış evlerden söz ediyorlardı. İran'da bu tip bir şeyler var mı? Çölde kurulmuş minik oteller ya da hosteller Evet gibi. var. İran'da şöyle bir kültür var, yani şöyle söyleyeyim. Otel değil de böyle nasıl denir? Hani çok insanın aynı odada kaldığı yerlere ne deniyordu? Söyleyemedim şimdi. O tarz gibi yerler daha revaçta. Biz o tarz bir yerde kaldık. Varzanet'te aslında, ama bizim annemle mesela kaldığımız oda şeydi. 10 kişilik bir odaydı ama biz 2 kişi kaldık. Ve çok tatlı bir aile işletiyordu böyle gerçekten. Hayatımda en güzel deneyimlediğim otel şeydi o. Hoşuma gitti gerçekten yani. Bir de asıl şey var. Çadırda kalma olayı var. Çölde. Ha, Evet, evet. bayağı çadır böyle şey yapıyorlar, organize ediyorlar orada. Ama bize tur şöyle bir şey söyledi. İsterseniz hani o şekilde de kalınabilir. Çok soğuk oluyor ve çok hani rahatsız edici olabiliyor dedi geceleri. Yani Şimdi donarsın. burada arkada güneş gözüküyor dağlarda. Hava kaç derece? Ya şöyle çöl iklimi, yani gündüz bayağı kavurucu bir sıcak varken gece bir anda çok keskin virajda eksilere falan düşüyor. Gerçekten donduracaksın. Tamam, İstanbul'un yani o soğuk olan. kavurucu sıcak kadar olmasa bile sıcak günlere denk geldin değil mi? Onu anlamaya çalışıyorum. Tabii Çünkü tabii daha çatılarda çok karlar var falan deyince bir tereddüt ettim. güzel. Yani kış mevsimi, gittiğim mevsim. Ama mesela tabii ki yazlık kolsuzla falan gezmesem de hani bunalıp da Tamam. montumu çıkarıp attığım çok oldu İran'da benim güneşten dolayı. Bahar gibi. Bahar gibi yani. Evet Bizim evet baharımız. yani kış öyle oluyor ama akşamları keskin soğuk. Muhakkak. Muhakkak. Çöl iklimi olduğu için. Oo, benim en sevdiğim mekanlardan birine geldik direkt çat diye. Neresi Persepolis'te burası? gittik. Persepolis sanıyorum, evet. Persepolis. Yani artık dünyanın merkezi Persepolis. Yani biliyorsunuz bir Mısır uygarlığı de ne var? Çok meşhur uygarlıklardan biri Pers uygarlığı. Gerçekten yani mimarisiyle, şimdi Persepolis'in meşhur olma sebebi mimari. Yani mimar 6. yüzyıl, milattan önce 6. yüzyılda yapıldığını biliyorum. O yıllarda yapılmış olmasına rağmen mimarisi son derece teknolojik ve son derece keskin hatlarla muazzam hiyeroglif, hani desenlerin işlendiği, bütün şehir boyunca işlenen bir şehir, çok böyle nadir rastlanan bir olay. Onlardan biri de Persepolis. Çok fazla turist çekiyor. Yani hatta İran'a yabancı turistlerin gelme sebepleri en fazla bu Persepolis'i görmek için. Yani gerçekten o şeyler enteresan, anlattıkları hikayeler de falan. Gökçe'cim, resimlerin genelde dik. Mesela şu Evet. resim yan olsaydı çok daha geniş açıyla bir şeyler görürdük. Var Önceki var. resimlerin Öyle de de dik. var. Yani çekenden annen falan çekiyorsa onlar mı dik çekmeyi daha pratik geliyor? Yok, bunu bir arkadaşım çekti. İşte o İran'a davet eden arkadaşım çekti. Ya bu bir geniş açı yan çekmek lazımmış bunu. Var. Varsa da. Persepolis'in yan fotoğrafları da vardı. Atmıştım. Görmedim Instagram'a. Sen bakmıyorsun demek diye falan. Yanlara o kadar paylaştın ki günde 3-4 tane paylaştın, bezdirdin artık. Bir de yani insanın kıskanmayacağı varsa zorla göze sokulmaz ki yani bu kadar. Aşk olsun, sen şey, kıskanmıyorsundur, beğenmişsindir. Bak, aha, bu da dikiş hakikaten. Aa, dik çekmiş. Niye bilmiyorum. Bak, Böyle çekmiş. evet. Öyle Yok uygun yok, görmüşler. genelde hepsi, bak şu an yanlar beyaz. Bu resim geniş açı olması lazım bu da. Evet. Aynı yer mi bu da? Yok yok, burası yes, onu anlatacağım, sessizlik kuleleri. Ya yani Persepolis fotoğrafı çok koymadım. Var elimde. Hani hem süremizi şey yapmamak adına, çok anlatılacak şey olduğu için İran'la ilgili. Yani Persepolis böyle bir şey, yani dediğim gibi İskender tarafından sonra yağmalanıp yıkılmış. Ama ona rağmen şehir bu kadar ayakta kalabilmiş. Yani gerçekten hayret verici bir olay. Yakmasına, yıkmasına rağmen. Ve hani eserlerin çoğu da duruyor. Hani bazılarını müzeye falan aktarmışlar ama yani şehir ayakta, yani hiçbir şey yok. Hasar yok gibi bir şey. Öyle değil. O hiyeroglif değil de kabartma denir ya. O kabartmalar falan inanılmaz güzel. Yani İran'a gidildiği zaman Persepolis'e de gitmek gerekiyor. Şehrin dışında bir yer aslında. Ama turlar düzenleniyor. Yine dediğim gibi İran'ın turizmi çok gelişkin. Yani biz turla gitmeseydik bile rahat gidilebilir. Müşterit de gidilir yani. Sıkıntı olmayacağını düşünüyorum.
Persepolis'in mimarisi ve mitolojiyle çok alakası olan bir durum mu? Persepolis Evet. mitolojisi, yani mitoloji derken orada bir sürü bu şehir hani kralların falan işte nasıl diyeyim başka milletleri de ağırladığı bir şehirmiş. Yani orada öyle hiyeroglifler falan da var mesela. Bir geçiş yeri gibi ya da işte bir ağırlanıp gövde gösterisi hani imparatorun. Diğer nasıl diyeyim mesela bizde de hani vezirler gelir hükümdarların karşısına hani hükümdar kendini hani gösterir ya böyle hani benim şuyum var buyum var hani o tarz böyle bir yer aslında. Orada mesela hiyerogliflerde her milleti yapmışlar. Yunanlılar geçit töreni böyle yapıyor. İşte Hintliler var mesela geçit töreni yapıyor. Keşke o fotoğrafı da koysaydım. Be Yani bilmiyorum. kardeşim, koysana resimlerini bize baktırtıyorsun gökyüzüne. Koysana onları ya. Ne yani çok fazla işte yer kaplamasa yani böyle kısaca anlatayım. Yani bunların hani Türkler sana var mı? sundukları hediyeleri ve sunaklarını falan anlatan işte şeyler var yani o şekilde. Türkler var mı? Efendim? Türkler var mı? Türkler de var. Evet onu da gördüm Türkler. Ve biz hatta sorduk yani bunların sırası hani aşağıdaki gördükleri milletinden yukarıya gördüklerine göre mi hani sıralanıyor yoksa hani bir şey var mı falan diye Gelen sorduk. say. Mesela bizi üst şeyde görmüşler yani üst mertebe ırk millet o zaman. Evet, Türkler de var. Var. Türkler de var. Süper. Yani gördük ya. Her millet var. Afrikalı, Türk, Hint, Rus hepsi var. Süper. Var. Burası neresi? Burası yine Yeşilçeri vardı ya, az önce hani benim böyle değişik pozlar verdiğim hani güzel güzel. Yeşilçeri gerçekten çok ilginç bir şehir. Ben İran'da en çok Yeşil'i sevdim. Yani net aklımda kalan şehir oydu. Sessizlik kuleleri çok meşhur. Nedir hiçbir biliyor musunuz sessizlik kuleleri size ne çağrıştırıyor yani buraya niye öyle denmiş? Ben şey gibi düşündüm. İbadethanelerdeki kişilerin kendilerine şeye sokmaları, sessizlik orucuna sokmaları diye düşündüm bir an, ama sessizlik kuleleri böyle bir anlam ifade ediyor mu bilmiyorum. Yok. Sessizlik bu zerdüşlük denen bir şey var biliyorsunuzdur belki duymuşsunuzdur. Evet. Hatta bakın benim boynumda şu an şöyle biraz yaklaşacağım. Evet. Havramaz da var. Bakın taktım oradan aldım zaten. Bu zerdüşlük en eski tek tanrılı din. Yani ta antik zamandan hani bu zamana kadar hani çok tanrılı dinle aynı zamandan gelip ama tek tanrılı din olup bu zamana kadar güncel kalmış bir din. En Şimdi çok da zerdüşlük orada var galiba. İran'da var galiba. O çıkışı. evet. Pers işte bunlar zaten bir hani iç içe şeyler. Bu zerdüşler günümüzde de var ama eski tapınma şekilleriyle tapınamıyorlar maalesef. Çünkü İran artık şeriatla yönetiliyor. Nasıl tapınıyorlar, neye tapıyorlar onu bir anlatayım isterseniz. Bu sessizlik kulesi denmesinin sebebi şimdi bir insan öldüğü zaman normal insanlar ne yapar? Gömer. Yani bunlar ne yapıyor? Ateş, toprak, su, hava bunların bütün bu elementler kutsal sayıldığı için Zerdüştler tarafından bunlarla kirletmiyorlar insanla. Yani insanın kirletici olduğunu düşünüyorlar. Ne yapıyorlar? Aynı Tibet'teki hani yapıyorlar Himalayalarda bırakıyorlar insanı böyle akbabalar falan geliyor parçalıyor Evet. yiyor. Ha şurada bir kule var gördünüz mü? Bakın tepede görünüyor. Ben bir şey kapı gibi bir şeyin önünde duruyorum ayakta. Evet. İleride arkamda bir kule var. Ha oraya koyuyorlar işte. Onun adı Sessizlik Kulesi. Yani önünün artık son yeri yani. Yani orada akıbeti karşılıyor yani. O şekilde. Kulelerdeki ganja bırakmadan önceki şey, yani yaşanan bekleme noktası. Evet, yani ölüyor oraya bırakıyorlar ve aynı Tibet'teki gibi akbabalar oradaki diğer organizmalar onu o şekilde absorbe edip doğaya şey yapıyor yani. Toprağa Kemikler, gömüyorlar. kemikler, kemikler Kemikler birikim. orada içinde duruyor. Ben gördüm. O şeyin içindeki bir sürü kemik vardı. Kemikler şeyin içinde böyle. İlginç yani gerçekten. İran gibi bir yerde ve efendim. Kültür taş işçiliği üzerine özellikle bir yandan da çöl ikliminin verdiği şeylerle dolayı düşünüyorum. Çok yüksek değil. Belli bir yüksekliğe sahip. Hem aynı zamanda bir klima şeyi gösterecek, yani sıcağı ve soğuğu mukavemeti arttıracak şekilde bir taş örgüsü. Ama bir yandan da mimari tasarımla beraber şeyi de çok önemsiyorlar. Sanatın yansımasını, mimariye sanatın
yansıtılması, bir yandan bu çizgilerin kültürel olarak Doğu kültürüyle eşleşmesini çok iyi bir şekilde yansıtıyorlar diye düşünüyorum. Senden gördüm. Yani mimarisi, İran'ın mimarisi gerçekten enteresan, farklı ve çok fazla hani gereksiz demeyeyim de yani insanüstü bir emek harcayarak o camileri falan hani yapmışlar etmişler. O mozaikler falan hepsi el boyası, işte tek tek boyanıyor. Her bir mozaik birbirinden farklı falan, işte keza işte bu binalar tarihi olan. O yüzden tarihlerini çok iyi koruyorlar. Hani şeriatla yönetilmesine rağmen bu antik dinlere de sahip çıkıyorlar kültürlerine. Başka bazı milletler biliyorsunuz bu da heykellerini yıktı, yaktı. Hani Evet. onlar bunu yapmamış mesela, yani bu tarz şeylere de sahip çıkıyorlar ve çok iyi müze arşivleri koruyorlar. Hani sahiplenme bu şey. Herhalde ciddi anlamda saygı var anlaşılan. Evet, evet var. Yani hani o mesela ben çok şaşırdım bu kadar ağır bir rejim değişikliğiyle, bence hani bunlar da yıkılmıştır diye düşünüyordum ama yani yapmamışlar. Çok enteresan aslında. Neden diye de düşünüyorum açıkçası. Vallahi yaptıkları var ama yaptıkları şeyler var. Vardır şimdi muhtemelen ama bilemiyorum. Persepolis'i yıkmamışlar mesela. Hemen kulağını çekeyim. Aslında ben name diyorum ama aslında ismi biraz daha İranlı olduğu için daha farklı ama biz kısaltılmış name kullanıyoruz. Name ile bu arada yazıştık. Name aynı zamanda Yoga Kyo'da bir yoga eğitmeni ve öğretmeni. Ona da link attım. Belki gelirse aslında İranlı olarak bir İranlının İran'da yaşayıp daha sonra Türkiye gelmesinde o bize ayrımları çok iyi anlatabilir. Bakalım link attım. Gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Yayınımıza belki katılır. Katılırsa renk atar. Bu arada ben bir yandan devam edeyim. Tam şimdi aslında Barkın abinin sana kızacağı, niye bunu geniş açıyla çekmeyeceği bir fotoğraf gerçekten. Hiç kabul edilemez. Asla kabul edilemez. Evet, bu fotoğraflar böyle NFT tadında olmuş yani, değil mi abi gerçekten? Yani birinin ya kolayına gitmiş, ya uğraşamam demiş döndürmek, ay ben bunu böyle yan çevirip beceremiyorum demiş gibi. Bir dakika, bir şey diyeceğim. Hikayelerde güzel gözüküyor. Ha evet, doğru. Bir şey var işte, bir şey var, öyle söyle. Story için yaptım falan de. Ben çekmedim yani. Ama bunu da bir arkadaşım çekti yine. Ha, aynı arkadaşım çekti. Kızayım, ben ona kızacağımdır. Sen o arkadaşla gitme bir daha. bu saat kaçtaydı? Gökçe hatırlıyor musun? Vallahi gün batmıştı akşama doğru. Bizdeki kış mevsiminde akşam saat kaçta kararıyor tam bir olarak? Bir saat şey. Zaman, değil mi Barkın abi? Yani kış olarak düşünürsek 4.30-5.30 arası. Çok da eski gitmedi ama ya. Yani evet. Herhalde. Yaklaşık öyle bir şeydir evet. Yani evet. Ama 4 değil tabii. 5-6 falan. 4 değildir. 5.30-6'dır. Evet evet. Bence de öyle. Çünkü şey hatırlıyorum, sanki saat 7'de falan otele böyle koştur koştur, hani hava kararmadan orası kapkar oluyor çünkü yol görünmüyor falan. Aha. Hani böyle. Hani gittiğimizi hatırlıyorum. Öyle bir şey olmuştu evet. Anladım peki. Evet. Gerçekten bu fotoğrafın bir yana ihtiyacı varmış Gökçe, haberin olsun. Hepsinin. Burası otel mi? Efendim? Burası otelde bir yer mi? Hayır, bakın bunun hikayesi, bu fotoğraf belki çok anlamlı, yani görünmüyor olabilir ama benim için çok anlamlı ve büyük bir heyecan yaşadığım bir fotoğraf. Arkada bir manzara var galiba, ışıklı bir şeyler var. Bir yer evet, görünüyor. Şehir, ha, şeydir, restoranın ışıklarıdır, bir de şehrin manzarası yok, var. Yok, şehir manzarası gözüküyor arkada. Evet evet, Kaşan olması lazım burada, yani çekildiği yerde. Şimdi ben şeyi anlatacağım, bu fotoğraf ne biliyor musunuz? Şimdi İran'da bazı şeyler çok büyük suç, yani mesela alkol tüketmek falan direkt idam cezası gerektiriyor. Hani ilk başta belki içince değil de ikinciyi, üçüncüyü tekrarladığınızda o şekilde bir cezası var. Biz şeyi merak ettik, yani illegal içilebiliyor mu diye rehberimize sorduk. O da dedi ki evet dedi, içilebiliyor mu, bir yani risk yani alırız falan. Hani turist olarak yakalanırsak ne olur falan diye sorduk. Yani muhtemelen uyarı yersiniz ama ne yapacakları da belli olmaz sonuçta. Yani bunun bir cezası var falan dedi böyle. Biz çok ısrar ettik. Böyle bir organizasyon bizi ayarlayabilir. Çünkü o kendi anlatıyordu hani böyle değişik çılgın o partiler. Bunların biliyorsunuz, duymuşsunuzdur da belki. Ev partileri falan meşhur İranlıların. Gece evet. Hayatı o şekilde. Yani en çok gece hayatını o şekilde eğlence yapıyorlar. Tamam dedi, bir şekilde ayarladı. Böyle şehrin dışında, hani nasıl diyeyim size, Uludağ gibi böyle hiç kimsenin olmadığı dağın tepesinde bir yere
Çıktık. Dağın tepesinde bir restoran burası. Gerçekten de kayak falan yapılan bir yer aslında, öyle diyeyim. Ondan sonra bize bu şeyleri getirdiler. Elimizdekiler şarap. Kendi yaptıkları. Başında örtü de yok senin galiba. Efendim? Yok yok, Başında. zaten orada artık illegalliğin nirvanasındayız canım. Orada kapalarma falan açıldı. O elimdeki şarap ve meyve suyu bardağı gibi bir şeye koyuyorlar ki, yani belki basılırsak. Evet, Ama etraf, meyve suyu kokteyli gibi duruyor zaten evet, şu an. ama bir şey söyleyeceğim. Etraf alkol kokusundan böyle, hani hava alkol kokuyor zaten. Hani o boyutta bir durum var. Normalde çok alkollü aram iyi değil ama hayatımda içtiğim en heyecan verici alkol, yani deneyimi oldu benim Ya için. Çünkü... sen bunu yasak bir ülkede bunu yapabilmeyi denemek için yapmışsındır sen bunu. Evet, aynen öyle. Yoksa normal, hatta annem dedi ki ya Macera manyak, için. ne yapacağız, gitmeyelim falan. Baktık herkes gidiyor, biz de gittik. Kaçırmadım yani fırsatı, yaptım. Yani matah bir şey mi, övünecek bir şey mi? Ben aslında bir ülkeye gidildiğinde zaman kurallara uyma taraftarı olan ve en nefret ettiğim şey hani insanların kural tanımamazlığıdır. Ama benim burada yapma sebebim, bize zaten bir şey dayatıyorlar yani, istemediğim zorla kafamızı kapat bilmem ne yap falan. Hani ben zaten, sen rica etsen ya da bir ören yerinde, bir tapınakta, neyse, gereğini yapıyorum. Bana dayatma yapana ben de bu şekilde Aa, gitme o başlıyorum. zaman adamın ülkesi. Aa, deli mi ne? Hiç doğru bir yorum yapmadın. Gitme. Ya, biliyorum doğru yapmadım ama ben yani ne düşünüyorsam öyle. Ben o şekilde düşündüğüm için yaptım. Peki. Hiç hoşuma gitmedi. Neyse, Tabii. yani kurallara uymakta şey var, fayda var bu tip ülkelerde özellikle. Yani tabii kesinlikle tavsiye etmiyorum ama biz hani çok böyle, nasıl diyeyim, rehberimizin de güvencesini alarak ve hani sorguladık. Yani gidelim hemen şey yapalım falan, öyle bir şey olmalı sordu. Yapılabilirliği varmış. Zaten İran'dakilerin %90'ı bunu yapıyormuş yani. İçiyorlar yani, öyle bir şey yok. Yani açıkçası yakalanmayacağız Peki. işte. Burası neresi? Burası bir ibadethane galiba. Burası, dur söyleyeceğim, dünyanın en renkli camisi diye geçiyor. Nasır El Mülk Şiraz'da, ve şey, çok güzel bir cami. Neden çok güzel? Şöyle söyleyeyim. Vitrayları özellikle çok farklı ve hani ışık geldiği zaman inanılmaz böyle bir fotojenik renk Şu cümbüşü anda yaratıyor. gördüğümüz cümbüşten bahsediyorum. Evet. Ve turistlerin genelde gitme sebebi bu cami. Hani ibadet etme falan değil. Bu fotojeniklikten yararlanıp işte kendi üzerine o renkleri denk getirmeye çalışıyorlar. Yani o şekilde fotoğraf yapıyorlar falan. Çok böyle güzel bir ambiyansı var. Hani gidildiğinde görülebilir. Hoş bir cami. Hani farklı yani. Anladım. Peki caminin yapım zamanı falan hatırlayabiliyor musun Gökçe? Hiç aklında var mı? 1864 gibi bir şeydi diye hatırlıyorum. Yani 1800'lü yıllarda, hani kesin net olarak şey, ama kesin yani 1800'lü yıllarda yapılmış. Anladım. Süper. Eski bir cami, evet. Ya zaten İran'daki camiler çok eski. Aynı bizdeki gibi eski camiler var. Anladım. Peki. Şimdi hemen başka bir yer. Buranın mimarisi tavanı gördüğümüzde Barkın abi, şimdi sen sanat tarihiyle ilgilendiğin için bir yandan yukarıdaki tavana bakarsan böyle bir sanki abi cam gibi duran bir vitray var sanki. Gökçe, yanlış mı görüyoruz bilmiyorum ama. Bu tavan mı tam, şimdi yanlış hatırlamıyorum ama bu tavanlar açılabiliyor. Bu Şah'ın sarayı. Tavan açılabiliyor bunlarda. Yani hani böyle Anladım. şey. Evet, tavan açılıyor. Tavan bildiğimiz garaj şeyi gibi. Hani anlatabildim mi? Böyle ışık giriyormuş. Bize anlatılan öyleydi. Güneş ışığı tavandan. Yani cam tavan mı yoksa sadece ortadaki kareden ışık mı sızıyor onu anlamakta biraz zorlanıyorum resimde. Yani bize rehberim, yani yanlış ben anlamadıysam, bayağı hani çekip çekmece gibi çekilip böyle açıldığını söyledi bize. Yani yanlış ben, tabii kapalı gördük yani, açık bir halini görmedik biz bu tavanın. Şey, çok süse püse, çok meraklılar canım, yani gümüş gibi parlak böyle aynalı şeyler takıyorlar her yere, yani gözün kanıyor artık. Hayır, üstündeki malzeme açılıyordur da cam tavan gibi ışık sızacak şekilde kalıyordur. Komple açılı ama da Muhtemelen vide öyle işte, sallanıyor. dediğim gibi yani gözlemleme fırsatım olmadı. Evet. Açıldığını söylediler. Nasıl açılıyor, ne boyutta açılıyor bilmiyorum gerçekten ama açılıyor. Avizeler var. Komple açılamaz. Yani açık hava olamaz. Avizeler var.
Muhtemelen dediğim gibi açılıyordur. Evet, şeydir yani. Şimdi bu Orası Şah Rıza, pardon, Şah Muhammed Pehlevi, Muhammed Pehlevi'nin yani son şah, devrimden önceki sarayı zaten. Yatak odasının fotoğrafını koydum. Şimdi devrim olduktan sonra her şeylerini alıp götürmüşler zaten. Farah, işte karısı. Özellikle işte takılarını, pahalı mücevherlerini, başka Şey, Rıza değil dedin de son şah Rıza değil mi? Rıza Pehlevi. Rıza Bey, ben Muhammed ismi aklımda kalmış. İki ismi var da Ya karıştırıyorum. da Rıza Muhammed Muhammed'dir Pehlevi. belki. Rıza Doğru. Muhammed. Yoksa Muhammed Rıza. ismi de var. Ya nedense Muhammed ismi daha kafamda. İki ismi var, evet Ben de abi, öyle doğru. kalmış. Esasında o şah Rıza Pehlevi olarak tanınır. Vardır. Muhammed ismi de var. Google'a yaz, çıkar, Doğrudur. iki ismi Doğrudur. var. Doğru. 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 Dediğim gibi işte çok ziynet eşyalarını falan filan götürmüşler etmişler de yine de inanılmaz bir hani şey var, eser var, hazine var, öyle diyeyim. Hazinenin olduğu yeri de gösteriyorlar hani size, gezdiriyorlar böyle gerdanlıklar, takılar, hediye gelen aksesuarlar falan. Fotoğrafını çekmek yasak ama çok zengin yani, öyle böyle değil. Bakın abi, ortadaki halıyı görebiliyor musun? Ortadaki halı, o halının ortasında böyle bir sanduka mı var gibi öyle bir güzel Yok işlemişler ki. evet, çok güzel işledikleri için evet, öyle Evet. görünüyor. Değil ama. Yani tüm Yuvarlak bir şey kültürler var. var. Tüm kültürler var. Altında yani halının kenarlarında da motifler o kadar güzel işlenmiş Çok, ki halı mükemmel. hikayelendirmeler var. Yani askerler var, buluşmalar var. Anladığım kadarıyla bir krala ya da oranın yöneticisine biat var. İnanılmaz yani. Güzel, evet. Çok güzel. Beni çok etkiledi doğalı gerçekten. O yüzden fotoğrafını çekme gereği duydum. Yani ben ilk Bu defa bu kadar ilginç bir halı. en soldaki yatak odaları mı o? Ben zorlanıyorum görmekte. Evet, yatak Evet, odası yatak abi. odaları. Hı. Evet. Şah'ın yatak odası. Fotoğraf kime ait Gökçe? Hangi fotoğraf? Tablo yani daha doğrusu. Yanlış. Farah. 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 Şah'ın ikinci karısı aslında Farah. İlkinden çocuğu olmadığı için boşanıyor. Ondan sonra Farah'la evleniyor. Farah'la da dört tane, hatırlıyorsam, yanlış hatırlamıyorsam, çocuğu oluyor, 4-5 tane neyse. Ondan sonra da işte o şekilde hayatlarına devam ediyorlar. Yani Farah çok hani ünlü bir kraliçe. Hani bizim Şey, bildiğimiz sürgüne gönderiliyordu galiba değil mi Gökçe? Farah mı? Yani sanki böyle aile İran'dan sürülüyor muydu? Öyle mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Aile tabii işte şeyde devrimle zaten hani son şahın karısı şeye kaçıyorlar işte, yurt dışına kaçıyorlar. Hazinelerini de alıyorlar ama. Yani o şeye ben şaşırdım, nasıl izin vermiş devlet hani hazinelerini kaçırmaya ya da nasıl bir şekilde kaçırmışlar bilmiyorum da. Kaçıyorlar. Ortadaki halıdaki şahıslar İran'da hüküm sürmüş kişilerin resimleriymiş. Evet, Öndeki grup, şahlar, diğer şahlar işte. evet, öndeki grupta Gazneli Mahmut'la Tuğrul Bey varmış. Diğer şahlar. Enteresan. Yani şöyle de bir durum var tabii. Gökçe şimdi bu detayları anlattı bize. Buradaki kimliklere bakarak biraz da Barkın abi senin heyecanlandığın dala atlayacağım. Buradaki tablodaki çizgiler şeyin daha doğrusu resim ve tablonun sanatının nasıl ilerlediğini. Çünkü yüksek ihtimal İran'da bir sanatçıya çizdirmişlerdir ve uygulamasını ona yaptırmışlardır muhakkak bu Farah'ın. Doğrudur tabii. Hı. Bunların çoğu yurt dışından gelme eserler. Tablolar falan genelde yani kendi çizdikleri de vardır ama benim gözlemlediğim hani hediye. Hediye yani hani size işte kraliçeye tablo hediye ediyoruz falan tarzında böyle. Ya da Yani işte bu takılar şey o falan öyle. tablo Farah Tiba'nın en bilinen resimlerinden zaten. Farah'ın Kendisi kendisinin önünde de fotoğrafı var ailesiyle, bu de. tabloyla. Evet. Geçen paylaşmıştım Instagram'da yine. Doğru. Farah yaşıyor hala. Tabii. İngiltere'de mi? Gençti zaten o. Nerede yaşadığını biliyor muyuz Gökçe?
Çok da hoş, çok güzel yaşlandın. Ben Amerika'da mı? Yok, Amerika'da değil. Pardon ya, Amerika değil. Nerede? Amerika'da yaşıyor galiba ya. Tam emin değilim ha. ama Amerika'ya karşılayabiliyorum sanki. Ama Enter. yaşıyor, biliyorum. Çok çok güzel Enteresan. olgunlaştı. Takip ederiz biz. Ara sıra yani Enteresan. bakarım. Peki Gökçe'cim, sana bir saati doldurduk bu arada. Ben hala daha böyle şey durumdayım. Hani anlattıklarına aç ve daha bir sürü sorun var ama bir yandan da hem insanları sıkmamak, yarın da sabah sen işe görev başına Bitti gidiyorsun. peki. Fotoğraflar bitti mi? Bitti. Evet. Tam bir saate göre ayarladım abi işte. Ha. Süper. Tebriz falan gitmediniz mi Tebriz'e? Yok. Gittim geldim İsfahan. sayılmıyor. İsfahan. İsfahan'a gittim, Yezde gittim, Kaşan'a gittim, Tahran'a gittim. Dur, bir yere daha gittim, söyleyeceğim aklıma gelmiş. Böyle sayınca aklıma gelmiyor. Bir iki yere daha Aşağıda. gittim. Aşağı yukarı çıkamadınız. Uzak çünkü. İran büyüğü çok büyük ülke bu arada. Evet, tabii. Biz böyle yuvarlak çizerek Ortada bir tekrar yuvarlak çizdiniz. Tahran'a geri döndük. Evet. Peki Gökçe, son olarak şunu sorayım. İran'ı böyle kübik olarak daha hızlı ziyaret edebilmek için minimum kaç güne ihtiyaç var sence? Anlamadım. İran'ı ne olarak ziyaret edebilmek için? İran'ı böyle gezmek için turist olarak hızlıca Evet. sıkıştırılmış kübik olarak bir şey düşünürsek, yani 3 gün müdür, 2 gün müdür, 4 gün müdür? Benim gittiğim gibi bence 11 gün ama bütün şehirlerini yine görmeniz mümkün değil. Ya ayrı ayrı iki kere Ne demek, gitmişsiniz. farkında mısın sen? Adamın bütün şeyini şey yaptın, bütün tatilini, senelik tatilini kapattın demek bu 11 gün. 11 gün. Ama büyük, ya İran çok büyük bir kültür. Şimdi Fatih'ciğim, esasında biraz orada soruda belki bir teknik sıkıntı var. Senin sorunda o kadar büyük bir ülke ki Evet. yani bir İsviçre'yi, Avusturya'yı yüz ölçümü nispeten, İran'a göre nispeten ufak bir ülkeyi bile bitirmek mümkün değil belki 10 günde. İran için bu normal bir süre değil zaten. Peki. Bunu şundan dolayı soruyorum. İnsanlar böyle arada minik kaçamaklar yapmak istiyor. Çok, bir de özellikle biraz önce Gökçen söylediği gibi vize durumu olmayan ülkeler Türkiye'de çok önemli. Çünkü 80, değil mi? 80 euro civarında değil mi minimum vize şu anda Varken abi? Geçen 80 sene euro diye biliyorum Schengen, evet. yani Arttı bir şeyler de en son. Evet. ney? Şeyler, ücretleri arttı. Pasaport ücreti, vize ücreti mi? Zam Onlar gelmişti. arttı. Evet, bir de Tabii. ülkeden çıkış ücreti de arttı diye biliyorum. Eskiden 50 TL veriyorduk. Şu anda 150 TL civarında Harç olmuş. pulu, Evet. harç pulu arttı. Harç Harç pulu bulup. Evet. üzeri oldu, evet. O yüzden dolayı şey, hani ciddi anlamda bir bütçe fazla şeyi var. Arttı, bütçelerimiz arttı. Eskiden yurt dışına biraz daha uygun halde gidebiliyorduk. Özellikle bu anlamda Pegasus bize çok yardımcı oluyordu ama şu andaki artan maliyetlerle beraber diyelim bilet fiyatları ciddi anlamda yükseldi. Benim kısmi önerim şey oluyor bu anlamda baktığınızda. Türkiye'ye en yakın noktadan şeye ilerlemek. Bir ülkeye atlayıp, yani mesela Yunanistan'dan ya da Sofya'dan, Bulgaristan'dan başka bir havayolu şirketiyle ilerleyip devam edebilmek yurt dışına. Çünkü en ideal fiyatlar, ben bunları gördüm şu anda. Şimdi Daha farklı. ben sana onu biraz hemen 2-3 cümleyle şey yapayım Fatih'ciğim. Ucuz bir Türk Hava Yolu'na artık ne yazık ki yaklaşılmıyor. Marketlerde domatesin 45-50 lira olduğu bir dönemdeyiz. Ancak Pegasus'la ucuz uçulacak şehirler var. O şehirlerden İrlanda menşeli Ryanair'le uçmak bazı şehirlerden mümkün, bazılarından değil. Bazılarının da ana havalimanlarından mümkün, bazılarının şehrin çok dışındaki bir yerel bir, hatta askeri bir havalimanına uçtukları oluyor. Özetlersem Budapeşte, Sofya, İtalya'nın çok şehri. İtalya'da Ryanair çok uçuyor. Hatta Alitalia'nın batmağa ulaşamama sebeplerinden artık uğraşamadı Ryanair'le. Bir de Ryanair. İstanbul'dan bir Avrupa ülkesine ucuz bilet bulup
Oradan da Ryanair'le çok komik rakamlara sıkı durun. 4.99, 9.99, Evet. 14.99, 17.99 gibi euro fiyatlara uçulabiliyor. Tabii ki 80-100 euroluklar da var ama günün belli bir saati. Öyle yapmak lazım artık. Evet. Gökçe'cim, kapatırken neler söylemek istersin? Bu arada ağzına sağlık. Sağ ol. Bugün Rica ederim. Ben zamanını teşekkür ederim. ayırdın, ettin. Neler anlatmak istersin? Bu arada Ekvator'u Güzel. unutmuyorum. Onu hazırlanalım. Ciddi anlamda Evet. merak Ekvator çok güzel anlatacağım. İnşallah. Bir gün toparlaşalım yine böyle. peki, son Anlatırım. İran'la, İran'ı böyle kapatırken ne anlatmak istersin İran'la son bölüm? İran Gidelim mi? Tavsiye ediyor musun? evet, kesinlikle %99 değil, %200, 300 kesinlikle görünmesi gereken bir ülke. Bütün beklentileri yıkan, şaşırtan farklı bir yer. Yani bazı ülkelere gidersiniz, doğal güzelliğinden etkilenirsiniz, işte mimarisinden etkilenirsiniz bir şey. Ama İran hani şaşırtmayı başarabilen bir ülke. Ben aslında en sevdiğim tarz gezi. Yani gittiğimde farklı bir şey görüp gözlemlemeyi çok seviyorum. Siz de hani böyle bu tarz bir şey seviyorsanız, ön yargılarınızı da yıkmak istiyorsanız İran'a gidip yani gayet konforlu, insanlar çok tatlış. Asla sizi boğmuyorlar, böyle rahatsız etmiyorlar. Gökçe hemen Kesinlikle oraya gidip gidiyorum. para birimi olarak ne kullandın? Aa, neydi, dur şimdi. Bir anda sorunca aklıma gelmiyor. O Yani kadar çok asıl para birimi var ki önemli kafamda. nokta şu. Yani mesela Türkiye'den giderken mi paranı dönüştürdün yoksa orada İnan bir mı? Ne? exchange ofisinde mi hallettin? Yok, değildi, başka bir şeydi. Şimdi aklıma gelmiyor. Yani dilimin ucunda da aklıma gelmiyor. Şey, para dolar olarak da kullandım ben gerçi de. Kendi paramla neydi ya? Ay valla Anladım. aklıma gelmedi. Biriniz baksanıza Google'da. Ya durdu beynim. Yani şu Bakıyorum gerçi. ha. İran para birimi. Riyal. Riyal, Riyal. ha. Şey değil, riyal doğru. Ama dolar da geçiyor. Dolar da geçiyor. Sıkıntı yok yani. Anladım. Özellikle Tahran'da falan gayet dolarla. Ama biraz dolarla kazıklanma ihtimaliniz var. İşte o sıkıntı olabilir. Yoksa Şey, insan geçiyor. bazen gittiği ülkeye hatta şehre içine giremeyebiliyor. Doğru tabir içine girmekse. Yani çekebildin mi ülkeyi? Sana yaşattı mı kendisini? Evet, yani ben zaten bir şey söyleyeyim. Minnetten daha fazla kapalıydım. Bakmayın orada şarap falan içtim ama o tamamen gırgırını hani böyle bir aksiyon olsun diye yaptığım bir Ben şeydi. biraz Ben şekil anlamında değil, ruhi şeyde yani evet, ne yani yaşıyorlar, nasıl bir düzenleri var yani hani o öyle. kadar hani baskıyla mesela o kimliğe büründüm gibi oldu ama bir baktım ben onlardan daha fazla bir şeyim böyle. Sabah hatta diyorlar ki bana niye bu kadar kapandım falan hani böyle. Yani şey oldu, bir hoşuma gitti o atmosfer. Orada hoşuma gitti ama. Hani o atmosferi yaşamak, oraya uyumayak, uydurmak falan değişik bir deneyimdi yani gerçekten. Hani şey olmadı yani bende açıkçası. Gerilim yaratmadı. Ama İyi onlar alarmı olmuşlar, öyle duydum. Çılgın bir hemşire geliyor diye. Yo, beni çok sevdiler ya. Gittiğim her şehirde dost edindim. Hatta takipleşiyoruz. Otel sahipleri falan beni ekledi. O hani dediğim Varzanet'teki otel var ya. Evet. Çöldeki çok tatlılardı onlar. Beni Instagram'dan da paylaşmışlar çöl fotoğraflarımı. Otelin işte şeyinde falan. Böyle seviyorlar. İlgi alaka görmeyi çok seviyorlar. Rehberimiz çok tatlı. Tebessüm'e. Tebessüm izliyorsan selam. Seni çok seviyorum. Tebessüm de çok tatlı bir rehberimizdi. Çok güzel gezdirdi bizi. Onunla da Güzel bir gezi olmuş. Instagram'dan Aferin. takipleşiyoruz. İyi ki Evet. yapmışsın. Çok güzel. Çok güzel. Peki. Tavsiye ediyorum. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Bu akşam zaman ayırdınız. Bizi seyrettiniz. Size de çok teşekkür ediyorum. Berkin abi ve Gökçe. Renk kattınız. Gökçe zaten her Ben de. zamanki zenginliğiyle bizi paylaştı. Sağ olsun. Deneyimlerini. Ekvator'u da çok yakında bir araya zaman ayarlayıp yeniden anlatmaya başlayacağız. Gezginler kısmetse bu pandemi sürecinin ardından artık düzelen dünya diyelim inşallah. Tüm ekonomik zorluklara rağmen yeni adım atmaya ve anlatmaya çalışacağız elimizden geldiğince. Seyrettiğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Bay bay. Teşekkürler.